Merhaba efendim, hoş geldiniz. Şöyle bir sürprizimizle ilgili bir video çekelim dedik. Hani öyle bir konuşalım birazcık dedik. Sevilay Başkan, hadi iyisin yine. Kaptın yine telefonu. Niye yiyeyim? Bu benim ilk telefonum değil ki, ikinci telefonum yani. Hediye edilen ikinci telefonum. Öncekinde Daha doğru birkaç ay ya. önce yani, yeni. Benim O hediye ondan önce de vardı. ondan önce de vardı yani. 11 11, 12, 15. 15 Yani 13 14 niye gitmiyorsun sen öyle? hayır, şöyle söyleyeyim, Birdenbire. benim bugünkü kadar ben ilk telefonlarımda da çok sevindim. İlkini çekmemiştik herhalde. Bilmiyorum. 11'i çektik ya, çekmedik mi? Ha, Bilmiyorum. YouTube vardı. Var mı? Vardı, Vardı. vardı. Hani Bilmiyorum ki, hatırlamıyorum ben de. benim bugünkü bu kadar sevinmem, daha diğer telefonu yeni almıştık. Telefon beklemiyordum. Çünkü telefon değiştirecek zamanım olmadı. Hani onun için böyle bu kadar sevindim, şaşırdım. Sevindin mi? Sevindim. İyi, beğendin mi? Çok. İyi, güle güle Ay, kullan. çok teşekkür ederim. Allah razı Ama olsun. ben Böyle şey... çalışmaya devam edersen sen de kendini alabilirsin bunu. Bunu söylüyorum. Şaka yapıyorum onu. Hediye ile ilgili, sürprizle ilgili çok ilginç tahminler geldi. Ben gerçekten çok şaşırdım. Beni gerçekten hani... Öyle bir görüyor ki izleyenler, Ümit onu da yapar, bunu da Evet, yapar, evet, şunu da evet. yapar. Vallahi yani yaparım da şu an ortalık karışık, dikkat çekmek istemiyorum. Piyasa karışık. Vallahi alırlar bizi, nereden geliyoruz diye sorgularlar hemen. Mesela ben şunlardan bahsetmek istiyorum. Bu akşam biraz herhalde en çok ben konuşacağım. Hediyenin hani tahminler oldu dedim ya, beni en çok Sen bana söyle şaşırtan. neler olduğunu, ben de böyle kendimce söyleyeyim. Ne? Mesela ben bugün en şaşırdığım karavan. Karavanı ben söyledim. He. Hani çünkü özelden de yazan oldu bana, yorumlardan da ev dediler. Özellikle dedim Ümit şu anda ev alamaz. Çünkü neden Çok alamaz? dikkat çeker. Yok, dikkat çekeceğinden değil. Yani Ama şu var, yani ilk aslına bakarsanız hani şu an alamayız, şu an ev alınacak bir durum yok ortamda. Yani İstanbul dışı da ev almak, bilmiyorum yani, şu an öyle bir alırsak zaten İstanbul'dan bir türlü almam gerekiyor. İstanbul'dan dışından ev almak, tabii ki kırsal kesimlerden her an gidip de bir türlü borç alınabilir, ama hem şu an krediler yüksek, hem her şeyin fiyatları yüksek. Eve girmek hiç düşünmüyorum şu an. Hani yani eve şu an para verilecek bir durum yok. Hani olsa da şu an bir vermem, biraz ortalığın bir düzelmesini, ama ilk fırsatta peşinatını verip güzel bir kredi olduğu zaman gireceğim yani, ama şu an o an değil. Değil, olmadı. Yani olmadı İnşallah. maalesef. Uğraşıyoruz ama olsun. Ha, bilmiyorum, 30 bin abone olursak olur Ev ya. alabiliriz. Bilmiyorum yani, alırız ya ya. Hep Böyle 30 birlikte bin dururuz şöyle sizinle günlük. birlikte. Kalabalık. He. Hepiniz bize gelebiliriz. Hepinizin bizim evde bir Ya işin şakası tabii canım. köşesi var Herkes tabii izleyen canım. izliyor, ne bileyim. Ya biz yani sadece şu, yani çok yüksekte gözümüz yok zaten. Hani bir ev sahibi olabilmek o yani. Hani çok zengin olmak için yani ne çalmasını biliriz, ne ağlamasını biliriz. Yani biz pek anca kendi helal paramızla inşallah ilerleyen İnşallah. zamanlarda. Kızmasınlar bana, hiçbir zaman boşa ben bir para harcamam. Yani Yo, şu ana kadar yorumlar çok güzel. Gerçekten boşa bir para Sevilay vermem. bunu hak ediyor demeleri beni ayrıca mutlu etti. Sonuna kadar. Sen daha iPhone çok daha güzel şeyleri hak 20'lerimi hak ediyorsun. ediyorum. Sen en iyi Alsaydın şeylere o zaman. layıksın. Alsaydın Çıkmadı o daha. zaman. Çıkmadı yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hediye ile ilgili, sürprizle ilgili tahminler vardı. Evde, ev değildi. Ev olmayacağını nereden tahmin ediyordum? Çünkü az çok durumunu biliyorum. Bir tek şu aklıma yattı. O da öğretmen söylediğine dedi ki, acaba dedi topraktan bir yere mi girdi dedi. Hani acaba hani alacak, satacak, devir daim gibi bir şey mi yapacak? Onun ticaret zekası benden daha fazla olduğu için böyle bir şey dedi. Dedim ki Ümit, dedim bu kadar karmaşık bir şey girmez. Dedi Yani sonra dur, çok ilginci ka geliyor. he. Dedi ki İstanbul'da dedi büyük şehirlerde dedi icralardan evler, arabalar oluyor. Acaba dedi bunları mı aldı dedi. Bu bana mantıklı geldi, Ya o araba. işleri biliyoruz ya zaten, şey He. ne o?
Şimdi abimler uğraşıyor ya, hı-hı, Özgür abi falan o işten uğraşıyor. O da mantıklı ya geldi. Sonra buna ama neden... icra işine girmem. İhtimal vermedim. Senin bir sözünü hatırladım. Ağlayanın malı gülene yar olmaz lafı geldi olmaz aklıma. Hatta bunu da ona söyledim. Karavan nedense ben son zamanlarda çılgın gibi karavan bakıyordum. Bana atıyordu. Aa Sevilay bak bunun bunu varmış. Burada soğutucusu varmış. Böyleymiş falan. Ama o ben bunu güzel en çok lüksan. Şeyde umut böyle düşündüm. Dedim ki ben bunu al, ben sana dedim ki bunu dedim hemen çalıp götürürler dedim. Aynen dedin. Bunu koymaya yer lazım dedin. Bir de onu koymak için yer lazım. Burada adam düşündüm. Tuttuğu gibi bunlar buradaki götürür. Gençler var ya, kafası güzelken var ya 3-4 kişi asılı götürür yani. Alır götürürler onu. Yani karavan ama çok yoğunlaştı. Bir yalan söyleyemem. Karavanda çok yoğunlaştım. Yani şununla karavan alırsın. Alırsın. Yani. Alınıyor yani. Onu düşündüm. Böyle birkaç kere de yani şimdi ben bir de öyle bir şey ki bu sürpriz hakkında böyle bir şey sorsam söylemiyor. Bu sefer ben sinir olurum. Az daha sürpriz kavgaya da dönüşebilecekti ama ben yani. Sana sürprizim var dedim. Bize sürprizim var diye söylemedim. Ona hiç dikkat etmedin ama. Ona dikkat etmedim. Ya ha ben ha biz. O bizim için fark etmiyor. Bir de özellikle bir şey açıklık getireceğim. Yorumlarda şu anda görüyorum. Sevilay artık sen de para kazanıyorsun. Ümit bunun için aldı falan gibi. Kötü niyetli değil kesinlikle. Bir ablaya da açıkça yazdım. Dedim ki benim getirdiğim para Ümit'i eksiye sokuyor dedim. Bunu da söyledim yani. Ben dedim biraz daha yatırım amaçlı bir şey almak istiyorum. Yetmeyince takviye ediyor. Mesela sen paran olmasa o şeyi almayacaksın. Ben de onun üstüne para katmam evet, gerekmeyecek. Evet yani sen kardasın benim. Para kazanmamam daha iyi. İyi bir şey yapıyorsun ama şu anki bizim düzenimizde ben hani giderlerde öyle bir şeyi yok tabii yani ki hiç yani. Benim eve bir kuruş faydam yok. Yani bunu ben söyleyeyim. Yani ben bu işe karlı benim. Yani Ümit'in hiçbir karı yok. Yani sen yani, hatta bunu ilk borcu geldi dedim ya geçen ben ödedim. Yani benim bir ondan önceki ay bir şey aldım. Hani eksiğim vardı sen onu kendi ödedim. Paranla evden bir şey alsan, evdeki mutfağa bir şey almış olsan, onun parası benim cebimde kalıyor da buna para veriyor olsam değil. O da Olmuyor değil. yani. Hani Olmuyor. Yani sen kendine göre bir şeyler yapıyorsun. Ben hiç karışmıyorum yani. Hani. Mesela şöyle söyleyeyim. Örnekleme gibi olursa çünkü böyle açık söylemediğim için hep zannediyorlar ki Sevilay eve bakıyor gibi. Hayır. Hı hı. Mesela düşünün ben şimdi iki tane çeyrek almak istiyorum. Mesela 3.000 lira para, 2.500 lira param var. Üzerine Ümit katıyor mesela. Hani böyle bir şey gibi oluyor. Yani Ümit'in dediğim gibi hiçbir... Alıyor, ona katıyor, ona katıyor. Bir şeyler hani... değiştiriyor, ediyor, bir şeyler yapıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Benim param bu evin içine girmiyor asla. Yani evi asla... Gönül ister tabii ki yapayım. Ama şu anda öyle İlk değil. kere yemek ısmarlattım, o da herhalde. Onu da ben dedim en iyisini ısmarladım. Lahmacun istedi 50 lira. Yine kasadan ödedim. Yine kendim ödemedim ki. Öyle mi oldu? He. Yani. O başka da ne değil. Vardı şeylerde? İcra Tahminlerde? muhabbeti vardı. Araba, iPhone arabayı 15... söyleyeyim. Dur ben söyleyeceğim onu. Dur onları ben söyleyeceğim. Çünkü senin dışında gelişen olaylar bunlar. Tabii ben Senin de kendi haberin yok. yorumumu sorayım. Tabii Ne olup sen de olmayacağını. söyleyeceksin yorumunu. Şimdi birisi daha Ümit sürprizle ilgili ön parasını ödedim dediği anda dedik iPhone 15 dedi. Onun yorumunu ilk defa gördüydüm zaten. Ben Evet. de gördüm. Ümit iPhone 15 yazmışlar dedim. Ümit bir an bir şey dedi ama hiç fark etmedim. Telefon olmayacağını o kadar eminim ki adım kadar eminim. Bu telefon değil. Sonra son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Ümit nasıl söyleyeyim? Bunu almayabilirdi. Kendi arabasını satabilirdi. Kıyıda köşede az çok bir şey var. Onları da satıp arabasının modelini yükseltebilirdi. Hani bu da bana çok güzel bir sürpriz olabilirdi. Ama tamamen şahsıma bana alması beni çok etkiledi, çok duygulandırdı. Bana benim yani bir önceki videoda da bahsettim. Hatta en böyle dolmuştuğum bir anımdaydı. İlknur'la konuşuyorduk. Ağlayarak söyledim bunu ona. Ben de sana şunu söyleyeyim. Hani en iyi biliyorsun son model arabam da vardı. En iyisine de bindim. Yani yeni bir araba almak beni mutlu etmeyecek yani sonuç itibariyle. Çünkü ben getirince kullandım, ettim, pekte hani beni mutlu etmediğini gördüm.
Sana bir hediye alıp senin mutluluğunu görünce daha çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Yani hiç öyle arabayı değiştireyim diye aynı yere aynı gidiyorum yani sonuç itibariyle. Onunla da gaza basıp gidiyorum, onunla da gidiyorum. Yani hem bizim için şu an daha iyi bütçeli, yani az masraflı, çok kaçıyor, az yakıyor. Güzel bir araba. Ben seviyorum arabamı ya. Yani hani önceden mutlu olamadıkça belki sürekli iyi bir şeyler alıp da mutlu olabileceğimi düşünüyordum kendimce yani ama olay o değilmiş yani olay. Senin mutluluğunu görmek beni daha çok mutlu ediyor. Yeni arabadan ya da yeni Çok teşekkür şeylerden, ederim. kendimi Ben de arayacağım bir şeyden. hani bu telefon önemli olan seninle birlikte Senin olmak, mutlu seninle olman, aynı hayatı sürmek. senin mutlu olman bizim hepimize yansıyor. Yani Değil mi? ailemize, çocuklara, evin ortamına yani o yüzden Yani ben de güle şunu güle söyleyeyim. kullan. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Değil, o telefonun en Maşallah. lüksünü de alsan, hani benim sevgim hayvan telefon aldı, daha çok seviyorum falan değil. En kötüsü de olsa, elimde işimi görecek kadar da olsa, tuşlu telefon da olsa, ben hani O kadar seninle, senin uğraşıyorsun, emek yanında veriyorsun. Senin mutluyum, de yani böyle seninle birlikte mutluyum. beraber hani bir şeyler oluyormuş gibi beraber Evet. o kadar uğraşıyorsun, o kadar emek veriyorsun. Çok emek veriyorsun, çok uğraşıyorsun. Ama hayır bak, şimdi ben sustururum seni. Niye? İkimiz de çok emek Ha veriyoruz. Yani veriyoruz yani. şimdi ama şöyle düşün. Ben de kendimi aldım ha geçen gün gittim şey aldık. Ya senin aldığın ne onun yanında bu kadar bir şeye? Oynuyoruz. Ya yeter ne ya Ay, sen Allah'ım. onu kendin almadın ki, onu senden çok biz kullanıyoruz. Lütfen, seni bu konuda O da asla mı değil? konuşturmuyorum. Olsun. Yani sen olmasan biz bu kadar rahat içinde yaşayamayız. Hani Çok şükür. Ben aracıyım ve Allah veriyor rızkı. Yani. şimdi maddi sıkıntı çekeriz. Hani perişan oluruz yani. Senin azmin olmasa hiçbir şey olmaz yani. Gerçekten Hep Allah beraber, razı hep olsun birbirimize senden yani. bağlıyız. Evet. Herkes evin Ama sen içinde Sevil'e çöplüğü. çok uğraşıyor deme yani. Tamam, hakkımı yemiyorsun biliyorum Ama ama o herkes kadar da uğraşıyor. değil. Bugün atıyorum Hayali de çok uğraşıyor. Göktuğ'su da, Rüya'sı da. Evet. Yani herkesin kendi görevi yani Göktuğ bu akşam spor yapacağız. Ya diyor senin için diyor ben diyor sınav az bir saat çalışmasam da olur baba diyor sen de. Yok dedim ben de git sınavını çalış da öyle yaparız sporu falan. Yani çocuk hep böyle kendi işiyle uğraşıyor, gücüyle uğraşıyor. Evet. Kızlar evin içinde böyle bir şeyler Yardım yapalım, etmeye yardım etmeye çalışıyorlar. uğraşıyor. Ne bileyim işte kitaplarını okumaya çalışıyorlar, dersleriyle uğraşıyorlar. Kendi üzerine düşen görevleri böyle hep yapıyorlar yani. Okullarına güzel güzel gidiyorlar, geliyorlar. Dersleri de bayağı bir o ilk alışma dönemi geçti. Her şey oluyor. Çok şükür hani ev ortamında bir zaten birimizden bir huzursuz bir şey olursa yani bu illaki belli Yani, oluyor yani. yani. Ve bunu siz de çok, yani geçen sabah mesela senin şu sabah sendromların oluyor yani, uyanma. Diyorlar Ümit'in bugün canı sıkkın, Ümit'in var yani bir şey mi var, Ümit bugün çok sakin. Uyanamıyor efendim sabah. Sorun yok. Zaten sorun olsa ikimiz de böyle içimizde tutacak bir insanlar Ya değiliz, böyle bir söyleriz kalkmam yani. lazım. Bir ilk önce bir kendimi Kolajen dükkana mi atmam kalksın çocuğa? lazım. Bir kahvemi içmem lazım. Sonra şöyle bir etrafa bakınıp biraz gene oturup da gene bir telefonuma bakmam lazım. Ondan sonra böyle bir ilham gelmesi lazım ki güne başlayayım böyle. Yani Öyle. belli bir kafada döngüm var mesela gün içerisinde. O döngüyü yakalayana kadar böyle bir şey yapamıyorum güne. Ama çünkü sabah kapatana kadar bir şey çarpana çalıyor. Bizim Ama ben oralılar bir çarpana çalıyor, biliyor musun bu lafı? bilmiyorum. Sen onu yapıp çarpana çalıyorsun. Yani Çok hareket halindesin. akşama kadar ya bugün çok yoruldum. Bugün mesela bugün hiç durmadım, boş durmadım. Yani Evet. bir şeyle uğraştım ama uğraştım ki karşılığını alabildim, değil mi? Sen de biliyorsun mesela hani Evet, biliyorum, ya bugün hiç biliyorum. uğraşmasam mesela Bugün şansa var ya, bıraksam hiç uğraştığı iş var ya, hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey ama var sonuç ya. itibariyle de yetiştirdim, yaptım, düşündüğüm gibi oldu, ettim, iş, bütün her şeyi hallettim yani. Durum böyle. Başka var Aynen öyle. mıydı? Başka Tahminlerden. tahminler. Özellikle ben altını çok seviyorum diye altın üzerinde yoğunlaştılar. Dediğim gibi madalyon. Ama şey,
kalın zincirli madalyon artık yani falan. Koyacak yer bulamadığımız bileziklerden falan. Ben şey dedim hani Ümit bilezikle sürpriz yapmaz dedim. Çünkü ya çok yaptı. Çok. Hani yaptı. Öyle işte. Çeyrek desem sürpriz derse arkasının dolu olması lazım. Çeyrek başka, bana göre altından. Sürpriz değil. Altından başka böyle şey bir tane şey yazmıştı tatil. Yeni yıl tatil. Bir ara ben de tatil düşündüm. Dedim ki yılbaşında herhalde bir yere gidiyoruz dedim. He, o geldi yok be aklıma. Yılbaşında herkes bir dedim, yerde sonra gidilir dedim mi ki ya? Ümit dedim böyle özel günlerde dışarı çıkmayı sevmez. Dışarı tehlikedir der dedim. Yok canım herkes her yerde. Ana hiçbir yere gidemezsin. Hani... Yılbaşında bir gitsene bakayım Kartepe'ye, Martepe'ye gitmeye çalış. Bak bugün daha girişinden içeri giremezsin. Çok böyle Araf'ta Uludağ kaldım. desen birbirine halay çekerek inersiniz, kayarsınız Ama aşağıya. benim şahsi görüşüm neydi biliyor musun? İçime doğan hani sürpriz derken böyle Dyson düşündüm bir ara. Hani o var ya ev süpüren ayaklı dik. Sat istersen Yok Dyson'ı. canım boş ver ben. 3-4 tane Benim alırsın. süpürgem çok güzel süpürüyor En boş ver. son Hani modelinden dedim Dyson 3-4 tane falan. alırsın. Hani Dyson mı alacak dedim. Şeyi hiç düşün, Airfryer hiç düşünmedim. Çünkü onu almaz Biliyorum dedim. karşıyım zaten Ona canım. karşı dedim, almaz dedim. Yani o geldi aklıma. Kesin dedim Dyson aldı bu dedim. Hatta arkadaşımla konuştuk. Ruhum fakir dedi bana. Adam dedi sürprizden bahsediyor. Elinde süpürge mi gelecek dedi He. hatta. Niye canım bu kadar? Vay be. İyiymiş abi. Ben milletin üzerinde böyle sağlam, kaliteli, yapar eder bir görüntü, kişilik yani bu karıştı laflar. Yani kaliteli bir insan gibi görünmek çok güzel ya. Yani Ümit yapar, Ümit bunu Kaliteli gibi yapar. görmek değil yanlış söyledin. Kaliteli görünmek. Kaliteli görüyorlar. He, Sağ laflar olsunlar. karıştı hep. Evet. Aynen ben seni düzelttim. O Sağ arayı olasın. kaçırmamam lazım. Öyle yani. Başka daha bunlardı genelde. Acaba şey toprak tapulu yer senin üzerine tapu. He. Öyle düşünebilirler. Tapu yani bir şeyin tapusu. He. Falan. İşte arsa falan mı? Bir de benim aklıma ne geldi biliyor musun? Bak şimdi laf açıyor da söylüyorum ben de ne kadar istekliyim. Çiğ köftecinin önünde elektrikli motor görmüştüm ya ben. He. Orada bir fiyat bir muhabbet olmuştu da. Çünkü bana bunu alsana hadi alırım falan bir muhabbet dönmüştü aramızda. Dedim ki bu acaba bana dedim elektrikli motor mu aldı. Vallahi o bile geldi Yok be, aklıma. elektrikli motor. Alsan ne yapacak ki elektrikli motoru? Değil mi giderdim. Sen devrilirsin orada Hiç yokuşta de mokuşta. devrilmem. Böyle düşersin Hiç de aşağıya. devrilmem. Neler geldi aklıma neler. Ya. Öyle yani. Dediğim gibi çok mutlu ettim. Çok İnşallah ileride şaşırdım. daha tabii ki yani Allah Hayır bak. olanı arattırmasın. Amin amin Olanı amin arattırmasın. amin. İnşallah o saydıklarından da sürprizler yaparız inşallah. Bana Yani sürpriz yapacaksan böyle birkaç ay önceden falan sen asla daha neyine söyleme. sürpriz ya? Daha ne yapacağım ben sana sürpriz ya? Asla bana Daha sürprizi senin 10 yıllık söyleme. sürprizini kullandım Hayır kullanmadım. Hayır ben. canım oynamıyorum. Daha 10 yıl böyle işte. Ya senin varlığın sürpriz. Yani sen önemli olan düşünülmek diyorum ya ben sana. Sen bana şimdi bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlayacaksın. O dünkü gönderdiğin gül benim için çok bambaşka bir yerlerde. Hani anlatabiliyor Malın da muyum? yarısı uçmuş gelirken. Rüya da ediyorum da Ben gördüm akşam ayrı videoyu yoklamış. izledim. Hani kendim video çektim gönderirken ama tabii karşıyı bilmiyorum şimdi. Akşam videoda izliyorum. Anam elinde iki yapraktı bir şey var. Gül göndermişim bit diye çekmiş. Yani yok dedim benim gönderdiğim o değil yani. Hatta paylaştım yani ben onu her yerde paylaştım yani benim için çok Bugün kendim getirdim hatta. evet Ama ilk yani getirdiğinde sürpriz nasıl yemek getiriyor diye sürpriz yaptım. Telefon dedim ki evet sürprizim var dedim geliyorum dedim şey yap. bir de benim gibi bir insan benim gibi böyle kalp çarpıntısı panik ataklı böyle bir garip ruhlu birine hiç sürpriz yapılmaz ya Valla o anda yılbaşında hediye vermem. Yılbaşı hediyem bu. tamam.
Ben sana vermem. Vermem mi? Vallahi bekletirdim yani. Bir ben senden alacağım, üst baş alacağım. He? Yani ne tişört alabiliyorum, ne pantolon alabiliyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu arada ben Ümit'in birkaç tane tişörtünü bıraktım. Çünkü diğerlerini hep hurçladım, kaldırdım. Artık hava ya bulsun ya güneş olsun, adamın tişörtünü çıkartacağım. Ya ben şimdi hava güzel aslında. Hani bir tişört, üstüne gerekirse bir hırka giyilecek bir hava. Her sabah bakıyorum ne tişört alabiliyorum. Ama ben kaldırdım. Bir de yani işinden gereği hep toz. Bırak bunlar toz olsun, yıkansın, koruyor. Artık dedim kış mı gelsin, yoksa çıkaracağım artık burçtakileri. Yo, geldi geldi. Artık bu evet. Akşam bir soğuk yedim ben, bir soğuk vardı. Vardı değil mi? Dışarıda aynen. Kuşumuz. Şeyi anlatacaktın bugün. Neyi? Sattın ya. Yo, onu anlatmayacaktım canım. Anlatmayacaktım. Yani çalıştım, yaptık, uğraştık. Bak bugün de öyle dükkanda geçti diye söyledim yani. Öyle. Durum böyle efendim. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet, sonuna kadar geldiyseniz, sabredip bizi dinleyip gerçekten çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yani benim mutluluğumla mutlu olan insanları gördükçe mutluluğum iki katı fazlalaşıyor. Çok önemli. Yani ben her zaman demişimdir, hiçbir zaman kimsenin aldığını ettiğini böyle bir imrenerek bakmadım. Ben de hiçbir zaman. Şu örneği de veriyorum. Ben birisine dedim ki, önceden de anlatmıştım bir arkadaşa. Altına baktım, güzel bir son model araba var yani. Ya dedim, dostum dedim ya, sana ne güzel yakışmış bu dedim ya, senin mi falan, aa benim dedi, aa dedim çok sevindim dedim ya, hayırlı olsun dedim, güle güle kullan dedim yani, harbi yakışmış dedim yani, ha ben bilsem yakışmaz böyle. Hani şu arabayı ben almış olsam yakışmaz yani, bu sen de durduğu gibi durmaz bende dedim yani falan. Ümit dedi ya dedi, sen bir tek dedi sen böyle dedin ya, herkes bir şey buldu diyor, herkes bir şey olsun. Yok baba ne söyleyeceğim dedim ya, Allah Allah yani. Güle güle giyin dedim yani kardeşime dedim. Ne demek dedim, bu ne güzel araba dedim ya. Yani sonuçta ben alamıyorum diye kimse alamasın diye bir şey mi var? Öyle bir şey mi var? Allah Allah, alan herkes alsın. Yani sonuçta bayla ben Dilan Polat'ı izlerken de ben bir şey demedim. Biz de yani sonuçta bayla alan alsın, gitsin yani yiyen yesin. Ama sonuçta bayla yani kimseye de ben onu almış bunu etmiş diye şey yapmam. Yani herkesin imrenmem. Kendi hayatı, kendi bütçesi. Güle güle kullansın. Allah daha da çok versin, daha iyisini versin. Aynen, ama kimsenin hakkını yemesin. Kimsenin hakkını yiyerek almasın. Yani ya da abartmasın. Yani bazı şeyleri kimse abartmasın. Biz ne düşünürüz? Bir tane evimiz olsun yeter. 16 evet. Tane villası varmış karım. Hadi. Ya sen insan mübarek ya, bırak fakir bir otursun ya, verdi birisine. Bir villayla al 4-5 tane daire, 4-5 tane fakir oturtur ya. Kapitatörlerin yok ya. Bu yok hani, bu ne göz doymazlık? Ben bu insanlarda göz doymazlığı anlamıyorum ya. Ya sen 16 villa, bir villanı satsan belki 10 tane daire alacaksın. Ya al 10 tane daire, 10 kişiyi oturtur içine, para mara alma. Geçinsin gitsin ya. Yaparlar mı? Sen ne yapıyorsun abi böyle, neyin peşindesiniz ya? Ben bu insanlarda, inan 16 villası varmış kadının dediklerine şaşırmıyorum. Gerçekten hani kızmıyorum da yani, ama tek kızdım ulan sen ne yapacaksın abi, bu ne gözü doymazlık yani, bu nedir ya? Aynen öyle, çok çok vahim yani, hele şu son olaydan sonra hep patlak verdi. Ya dese ki kadının 16 tane villası var, ama şey pardon fabrikası var. 16 tane fabrika açsın kendine. Fabrikalar yapsın, şeyler yapsın, iş yerleri ya, gerçek yapıyorlar. 176 tane şubesi varmış. 176. Ya o şubelerle o villalar alınmaz. O şubeler de öyle kazanarak açılmıyor işte. Zaten şubeler hep şu anda şey paylaşıyorlar. Bizim sadece ismimiz bu. Geri başka hiçbir işiyle işimiz yok. İsim alıyorlar, isim alıyorlar. Ne deniyor lan? Franchising. He, aynen isim alıyorlar. Doğru söyledim değil mi? Artık aklımda kaldı. Tabii, okuyor, tabii. Okuyor. Ya ben mesela güzellik merkezi açacağım. Ümit ya da Sevilay güzellik merkezi. Yani Sevilay kim ki şimdi? Yani ama Dilan Polat'ın ismini alayım. Bu kadına vereyim parasını, ismini alayım. Sadece tabela ismini koyayım. Ondan sonra daha çok müşterim olsun. Kadın da isminden para kazansın. Çünkü olay bu. En başta reklamını yapıyor, senin reklam yapmana gerek kaldı. Hı hı. Artık insanlar bu şehirde yoksa
Ya ne zaman açılacak? Ay buraya da açılsa diye bekliyorlar Biz yani. mesela Ünal'ın dükkan adını Özfer koyduk. Özfer 2 diye koyduk. Ünal çoğu şeyden yırttı mesela ilk başta. Sonuçta var ya. Güven. Tabii abi baktılar, aa bunlar tamam, Ümitlerin dükkanı işte. Hatta bana sorular bu dükkan sizin mi diye. Ondan sonra zaten bizim o bölgedeki iki İsim kişiler. hakkı verdi mi daha sonra? He? İsim hakkı verdi mi? Ünal'a mı? Evet. Ünal'ın kendi hak ya. Sorun sorun Demiyorum yok, ne kanka. demek. Ünal bak görüyor musun? Abi ne diyor senin Tabii için? canım. Ünal iyi ki var. He. Al gel burada senin olsun Ama şey yazabilirdi de. Öz Ünal. Öz Öz hakiki Özfer Özfer'e geçelim. Hakiki dostum paşa burada. benim. Gibi. Öyle efendim. Peki teşekkür ederiz. Oradan oraya biraz konu dağıldı ama genel hem bir sohbet oldu. Hem de böyle uzun zamandır, gerçi hep konuşuyoruz ama böyle sakin, böyle Hep ya sohbetimiz daha baktık farklı oturup da her oluyor. zaman video çekemeyeceğiz. Zaten baya bir seri çektik. Böyle Aynen. sohbet serisi çektik. Bir de her Hepsinin zaman içeriği bir de farklı. okullar açıldı, iyice her şey karıştı. Gün içinde böyle sohbet edip de video yapıyoruz zaten. Ben uzun zamandır ilk defa bugün bir Çünkü kadar çok duramıyoruz, böyle sakin oturacak zaman bekleyemedim. bulamıyoruz. Arabadayken konuşuyoruz, çalışırken konuşuyoruz. Ne İşte yapalım? efendim. Benim Yani de yeter ki siz işim izleyin bu. efendim. Ne demek, siz izleyin. Siz destek verir misiniz? Yani uğraşırız, sorun yok. Aynen çekeriz, güleriz, eğleniriz. Yeri gelir ağlarız. Yeri gelir hastalığımızı bölüşürüz. Hani her şeyimizi paylaşabiliriz yani. Onun için Ya. biz buralardayız. Bir hatamız, kusurumuz varsa affola. Her zaman bu video için geçerli değil, hepsi için. Bir şey daha söyleyecektim. Daha artık Unuttum. söyle, Ya sus ya. daha ne? Dur. Söylemiyorum abi. Benim Üç kafam kere teşekkür karışım. ettim kapatacağım diye daha. Ya teşekkür ediyorum işte. Ne kadar Seminer güzeldi. bitecek birazdan efendim. Ne yapacak? 10 yıl Seminer bitecek. gözüküyor. Bekliyoruz. Yaşlanmışım. Ben videoyu hala bindiremedim. Gibi. Böyle söyleyeceğimi unuttum artık. Kafam karıştı. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Allah'a emanet olun. Beni özleyin anacığım. Bye. Görüşürüz.